yani. Tunç'a baktığınızda burada vardır yani. Kayıt atma giriyor bak, ne oldu değil mi ya? Giriyor mu? Yalnız canım. Yok yok. Yalanı keseriz. Yok yok, halleder o ya. İşte ilk çay keyfimizi senden yaptık. Allah razı olsun. İlk başta tabii ki çok korkularım vardı. Yapabilecek miyim, başarabilecek miyim, atlatabilecek miyim? Ama Allah'a çok şükür dualarla, doktorların yardımlarıyla her şeyi atlattım. Yani onların hakkı da aslında ödenmez. Çünkü hani onlar bu işe başladı aslında. Hani Vest'le. Onlar derken? Kimse yok mu derneğinde. Vest aldı. Sonra işte dediler hani madem böyle bir şey var bunu sürdürelim. Onlarla daha çok sesini duyurdu. Hani daha çok bilindi. Onların sayesinde bu halde yani bu duruma gelebildi. Hep televizyondan duyardık, izlerdik. İnsan izlerken çok inanamıyor gerçekten böyle bir derneğin var olup bu kadar yardımsever olduğuna. Kimse yok mu derneğine başvurduktan sonra gördüm ki evet gerçekten kimse yok mu derneği var ve her şey mükemmel olarak işliyor. Allah razı olsun. Kimse yok mu derneği olmasaydı eğer biz belki de bugün burada olamayacaktık. Şimdi tabii bizi üçümüzü bir arada böyle gülerek görmek her zaman nasip olmuyordu. İşte mutluyuz her üçümüz de. Allah razı olsun sizlerden de. İşte burada insanlarla duygularımızı paylaşmak, minnettarlığımızı dile getirmek istiyoruz tabii ki. Çok teşekkür etmek istediğim, minnettar olduğum kişiler, kurumlar, belki de hepsini tek tek sayamayacağız ama hepsinden Allah razı olsun. Oturduğum bölgedeki Ümraniye Belediyesi, İl Sağlık Müdürlükleri, devletin birçok kurumundan hiç geri çevrilmedik. Belki bizim kendi aksaklarımız oldu evrak açısından sonunda tamamlanmış oldu. Bununla birlikte demin eşim de söyledi yani dernek dememek lazım. Hani dönüp dolaşıp oraya geliyor çünkü hayatımızın dönüm noktası hakikaten kimse yok mu derneğinde başladı. Orada döndü şansımız. Bizimleydi. İnancımız sonsuzdu. Kimse yok mu derneğiyle biz karşılaşmamız büyük bir mucizeydi benim adıma. Aile babası olarak benim için çok büyük bir mucizeydi. Oraya sanki böyle davet edildim. Sonrası işte bizim için her şey bir anda değişti. Maddi olarak değişti. Manevi büyük bir güç arkamızdaydı. Ve bizimle sonuna kadar gideceklerini biliyorduk. Yani ne kadar paramız dahi toparlanmasaydı bizi yolda bırakmayacaklarını da biliyorduk. Bunun örnekleri var gördüğüm kadarıyla. Allah'ı kimse yok mu derneğinden razı olsun. Beşiktaş taraftarlarından kusura bakmayın o kadar çok bizi seven, bize gönül veren, bizimle paylaşan hatta ve hatta çok özür dilerim. Bir hemşire ablamız var Antalya'dan alıyor. Ondan Allah razı olsun. Söylemeden yine geçemeyeceğim herkesten. Sayın belki yolun başlarında, ortalarında bize çok yardımcı olmuş olan bir sayın rektörümüz var. Allah ondan da razı olsun. İsmini telaffuz etmek istemiyorum ama Allah evimize de ziyaretimize gelmişti. Ondan da çok Allah razı olsun. Bütün insanlarımızdan, kurumlardan, devletimize Allah zeval vermesin. Bunun önderliğinde olan kimse yok mu derneğinden tekrar hani teşekkür etmek bilmiyorum ne kadar hani teşekkür ederim deyip geçmek var. Helal olsun diyeyim ne diyeyim yani biz mutluyuz ama istiyorum ki Allah razı olsun bundan sonraki insanlarımız Başar ailesi gibi
farklı insanlar herkese elini uzatsın, yardımcı olsun, hakikaten inandıkları, bu insana ihtiyacın, bu insanın yardıma ihtiyacı var dedikleri anda yardım etsinler diye düşünüyorum ben. Ha buyurun, işte yardımın sonucu. Bilmesen, zaten sen bunu hiç olur ama bireysel samimiyetine güvenerekten derneğe konulur yani. Anlatabildim mi? Yani, ki böyle. Yani. Yoksa sen şu anda, senin kişisel iyi insan olduğunu inandığım için buradayım ben.